Kürt sorununu, bunu ben defalarca burada konuştum, tekrar söylüyorum, halkı kandırıyorsunuz ha. Biz Kürt sorununu üniter devlet yapısı içinde çözmenin demokratik ve barışçı yollarının olduğunu, evrensel yollarının olduğunu biliyoruz, söylüyoruz, bunu hedefliyoruz. Gelelim ayrılıkçı meseleye. Gelelim ayrılıkçılık meselesine. Ortada bir ayrılıkçılık falan yok. Ya ben neden bunu söylüyorum? Bak, ya İstanbul şu anda en büyük Kürt şehri. 4 milyondan fazla Kürt yaşıyor İstanbul'da. Diyarbakır'dan fazla. İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Mersin, Adana, Aydın, Yalova, sayayım mı hepsini? Ya Kürtler buraları size bırakıp da giderler mi? Ne ayrılıkçılığı? Bu topraklarda eşit yurttaşlık istiyor Kürtler. Haklarını istiyor. Kendilerini yönetebilmek istiyor. Sizin kayyım rejiminize karşı mücadele ediyor. Yerel demokrasi istiyor. Yerel seçimlerde kime oy veriyorsa beni o yönetsin diyor. Oy verdikleri ve seçtikleri insanları sizin sömürge valisi gibi, sömürge kaymakamı gibi kayyımlar aracılığıyla iradelerinin gasp edilmesine karşı çıkıyor. Kürtler bunu istiyor sizden. Anlaşıldı mı? Bunu da demokratik ve barışçı yollarla konuşup tartışalım, müzakere edelim, çözüm bulalım diyor. Eşitsizlik diyorsunuz Sayın Dervişoğlu. Bak biliyorsunuz ben HDP Grup Başkan Vekili olarak başladım. Sonra Yeşil Sol Grup Başkan Vekili oldum. Sonra HDP Grup Başkan Vekili oldum. Şimdi DEM Parti Grup Başkan Vekiliyim. Eşitlik mi var? Siz adınızı değiştirdiniz mi? Sizin partinize kapatma davası açtılar mı? Sizi demokratik siyasetten tasfiye etmek için üstünüze geliyorlar mı? Yok. En basitini söylüyorum.